Evet, 3 değerli konuğumuz var. Her birinin kendi alanı ile ilgili görüşlerini alacağız, yorumlarını alacağız. Bakalım geleceğin elektrikli dünyasına gerçekten hazır mıyız? Neler yapılıyor? Ve bu yolda da bizler tüketiciler olarak da neler yapmamız gerekiyor, onları öğreneceğiz. Aslında daha önce de elektrikli otomobiller vardı. Maalesef o maya tutmadı belli nedenlerden ama bugün hızlı bir şekilde elektrikli araçları günlük hayatımızda görmeye başladık, konuşmaya başladık. Bu süreç neden böyle bir son anda ortaya çıktı ve hızlandı? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 19. yüzyıldan beri var elektrikli otomobil. Evet. Tam 1. Dünya Savaşı'ndan önce bir gelişme oluyor. Birisi bir marş motoru denen, yani küçük bir aküyle güç verebildiğiniz bir elektrik motoruyla otomobili çalıştırmaya başarıyor ve bu sayede aslında çok kritik bir kırılma noktası yaşanıyor. 1916 veya 1915 olması lazım. O tarihten sonra artık kadınlar da çok rahat çalıştırabilir hale geliyorlar. Daha rahat kullanılabilir hale geliyor. Petrol çok ucuz ve çok kolay bulunuyor. O noktada da seri imalata geçen üreticiler, özellikle Model T ile Ford, içten yanmalarıcı tercih ediyor ve bu bir kırılma noktası oluyor. Neden bugüne kadar böyle bir baskı yoktu da otomotiv üreticileri elektrikli araç üretmek için bu kadar yoğun çalışmadılar? Batarya menzili bunda ne kadar rol oynadı? Enerji, Murat. Depolaması çok zor bir varlık. Depolayamıyorsunuz. Yani enerjiyi üretip ürettiğiniz noktada tüketmek mantıklı oluyor. İnsan vücudu gibi mükemmel bir mekanizma bile enerjiyi depolayamıyor. Bataryaların kapasitesi olduğu gibi aynı şekilde. Dolayısıyla enerjiyi depolayamadığın için de bataryanın teknolojisinin işte 100 yıl önce geldiği yerle bugün geldiği yer arasındaki fark bu zamanı belirleyicisi oldu. En önemli olay gerçekten de batarya teknolojisinin yıllar içinde gösterdiği evrim oldu. Birçok araç, gereç yavaş yavaş elektrikle çalışmaya başladı. Yakında bir 5-10 sene içerisinde gemileri, trenlerin birçoğunu, troleybüs gibi gördüğümüz örneklerin çok daha farklı versiyonda toplu taşıma araçlarını da elektrikle çalıştığını görüyor olacağız. Batarya teknolojisi çözülme noktasına geldiği için. Bir elektrikli araç aldığımda ömrü ne kadar olacak? Batarya ömrü ne kadar olacak? Nasıl değiştireceğim gibi sorular var. Burada sizin cevabınız ne olacak? Her gün batarya ömrü artarken motorların verimliliği artıyor. Aynı bataryayla daha uzun menzil gidebiliyorsunuz. Diğer parçalar için de aynı şey geçerli. Teknoloji sürekli ilerliyor. Ve özellikle parça sayısı azaldığı zaman zaten bakım görmesi gereken parça sayısı da azaldığından dolayı genel olarak bir bakım ihtiyacı çok daha farklı bir hale geliyor. Araçlar ne kadar yaygın hale gelirse zaten araçların bakımı o kadar pratik, o kadar rahat, o kadar yaygın, parçalar o kadar bulunabilir, ekonomik hale gelecek. Parçaların birçoğu daha jenerik hale gelecek. Tabii jenerik hale gelmesinin de faydası standartlaşma artacak. Şarj istasyonlarıyla alakalı standartlaşmalar da başlıyor. Mesela yani hep bunlar tabii bu işin önünü açacak. Daha da kullanıcılar için çok daha rahat ve karar verirken arada kalmalarına sebep olan unsurları eleyen bir şekilde gelişmeye devam edecek. Peki araştırma sonuçlarına değinmek istiyorum. Sizin yaptığınız o güzel araştırmada tüketiciler buna hazır mı? Neler bekliyorlar ve nasıl bir hazırlık süreci veya neler olduğunda elektrikli araca geçeriz diyorlar? Biz bu sene başında globalde yaptırdığımız araştırmanın benzerini Türkiye'de yaptırdık. Şunu hem tüketicilere hem sektör profesyonelleri yani araç üreticileri ve aksam üreticilerine hem de aynı zamanda da araç kiralama firmaları yöneticilerine benzer soruları sorduk. Amacımız da şuydu: elektrikli dünyaya geçişte, elektrikli araca geçişte bazı kritik faktörler var. Bunlar neler ve bunlar ne olduğunda belirli bir zaman verilebiliyor veya işte tüketici neyi bekliyor da geçebilir. Tüketiciler dedi ki belirli koşullar oluştuğunda, bu koşullar en önemlisi hep bahsettiğimiz şarj süresi, menzil, tabii ki fiyat her zaman tüketicinin aklındaki en önemli konulardan bir tanesi. Bunlar oluştuğunda ben 2025 gibi ilk aracımda elektrikli araca dönebilirim. Yani bu Türkiye'nin esas itibariyle ne kadar teknolojiye de açık olduğunu gösteriyor. Tabii ki o koşulları sağlamak lazım. Araştırma o 5 kritik faktöre baktı. Fiyat, menzil, şarj süresi, altyapı, hangi lokasyonlarda şarj noktasına ulaşabilecekler.
bir tanesi de marka ve model. Bu az önce belirttim, tüketicilere, sektör profesyonellerine ve filo yöneticilerine sorduk. Bunları sıralamalarını istedik. Bunlardan en önceliklisi hangileri dedik. Tüketiciler çok şaşırtıcı olmadığı şekilde fiyat dediler. Ardından araç, marka ve modelini önemsediklerini söylediler. Bu önemli bir bilgi bizim açımızdan. Bu biraz da şu demek oluyor, araç üreticilerin kullanacağı bir bilgi. Güvendiği, ona elektrikli araçla ilgili doğru bilgiyi aktaran araç üreticilerine gidecek. Benim yorumum, bizim bildiğimiz, tanıdığımız markalar bu konuya ciddiyetle eğilirler ve tüketicileriyle bu bağlantıyı kurarlarsa Türkiye tüketicisi açısından bu önemli bir faktör. Ardından altyapı kritik bir faktör. Şarj istasyonuna ulaşabiliyor muyum? İşte buradan çıkıp İzmir'e giderken diye sıralandı. Sektör profesyonellerinde menzil en önemli kriter. Eğer ekosistem olarak değerlendireceksek artık bu elektrikli otomotivle veya elektrikli gelecekle çalışan her bir paydaşın içinde bulunduğu durumu, menzil, altyapı, şarj süresiyle ilgili konularda herkes kendi payına düşeni yaparsa, ki buna biz de dahiliz, burada o söylediğimiz gelecek daha yakın tarihlere çekilebilir diye düşünüyorum. Evet değerli konuklar, geleceğin dünyasına, elektrikli dünyasına hazır mıyız? Aslında büyük oranda hazırız. Yavaş yavaş da öğreniyoruz, adapte oluyoruz. Yeni cihazlar karşımıza çıkıyor. Farklı teknolojiler karşımıza çıkıyor. Bunları kullandığımızda bizlere neler sağlayacak, hayatımıza neler katacak, nasıl kolaylaştıracak, ekonomik olarak da bizleri belki daha da rahatlatacak çözümler şu anda sunulmaya başlandı. Benim sizlere tavsiyem, eğer mümkünse bir elektrikli araç kullanmanız, onun keyfini, farkını görmeniz. Daha sonra onunla ilgili soruları kafanızda üreteceksiniz, cevaplarına bakmanız. Ve en önemlisi tüm bu yaklaşımlara iyi tarafından bakmanız. Çünkü negatif yaklaşımlar bizi bir yere götürmeyecek. Negatif soruların cevabı bulunacak, çözülecek, üretilecek. Hepsine yavaş yavaş çözümler de çıkıyor. Ben de aynı soruları sormuştum. Bu menzil ne olacak, ne yapacağız diye, ama kullandıktan sonra şunu gördüm ki hakikaten uzun bir menzile ihtiyacım yok günlük hayatta. Çok rahat da elektrikli bir araç günlük hayatta işlerimi görebiliyor. Daha çevreci bir araç kullanıyorum. Daha huzurlu kullanıyorum. Emin olun o motorun bize vermiş olduğu, bizim otomobil tutkunlarına vermiş olduğu o gaz sesiyle beraber hani yüksek süratlere çıkma ihtiyacını da artık hissetmemeye başlıyorsunuz. Güvenlik beraberinde geliyor, çevre beraberinde geliyor, kullanım maliyetleri düşüyor ve en önemlisi tabii dünyamız daha güzelleşmeye başlıyor. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben değerli panelistlerimiz Nilay Tatlısöz'e ve Tunç Kip'e ve Yalçın Arslan'a çok çok teşekkür ediyorum değerli güzel yorumları için. İnşallah yine yakın bir tarihte böyle güzel sohbetlerle beraber oluruz. Tüm Kazak 24 izleyenlerine selamlar.